Herkese merhaba. Bu videoda elimden geldiğince Football Manager Mobile 2020 incelemesi yapmaya çalışacağım. Yeni oyun diyelim, karşımıza 3 mod çıkıyor. Kariyer modu, meydan oku modu, kulübün modu. Kariyer modu, herkesin bildiği gibi istediğimiz bu kulübü seçerek bu kulübü yönetmeye başlıyoruz. Meydan oku modu biraz daha farklı. Challenge yani. Türkçe anlamı meydan oku oluyor. Bu modda bize farklı bir mesela ligin başlangıcında vermiyor, 10. haftasında veriyor ya da son 5 haftada veriyor bir kulübü. O kulübü küme düşme hattından kurtarmamızı istiyor ya da ligin son 10 haftasında bir kulübü şampiyon yapmamızı istiyor. Farklı bir seçenek. Kariyer modundan biraz sıkıldıysanız meydan oku modu oynanabilecek bir mod. Kulübün modunda ise kendi kulübünüzü oluşturabilir ve oyunda oynanabilir bir lige ekleyebilirsiniz diyor. Yani mesela örnek vermek gerekirse ben orduluyum. Ordu Spor oyunda yok. Ordu Spor'u kulübe oyuna ekleyebiliyorum. Yani herhangi bir takımın ismini, rengini, stadyum adını falan değiştirerek oyuna ekleyebiliyoruz. Her neyse, biz kariyer modu diyelim. Devam edelim kariyer modundan. Oyun seçeneklerinde 4 seçenek var. İkisi işaretlenmiş. Geliştirilmiş maç motoru seçeneğini seçerseniz, eğer telefonun gücüne güveniyorsanız bu seçilmesi gerekiyormuş. Eğer ama telefonunuz yavaşsa biraz, o zaman bunu seçmemenizi tavsiye ediyorum size. İlk sezonki bütçe seçili olursa oyuna başladığınızda size transfer bütçesi veriyor. Ama eğer seçili olmazsa mevcut kadroyla ilerlemeniz isteniyor. Transfer bütçesi vermiyor size. Sahte oyuncular kullanılsın derseniz, mesela oyunda 10 sene ilerlediğinizde, nasıl PC versiyonunda, bu versiyonda da 10 sene ilerlediğinizde regen oyuncular geliyor. Gerçekte olmayan oyuncular çıkıyor. Eğer bu seçeneği seçerseniz oyunun başında da gerçek olmayan oyuncular olacak, sahte oyuncular. Özellik maskeleme seçeneğini seçerseniz oyuncuların normalde oyuna başladığınızda, profiline girdiğinizde hava topu mesela 15, şut 12 gibi böyle özellikleri gözüküyor. Ama bu özellik maskelemeyi seçerseniz bu özellikler gözükmeyecek ve gözlemci yollamanız gerekecek. Burada ayrıcalıklar yazıyor. Oyun içi editör, para babası kovalamaz duruma gelmek, transfer dönemini kaldırmak. Bunları parayla alabilirsiniz. Ben almayı düşünmüyorum. Zaten oyun ne kadar zorsa benim için o kadar çok zevk alıyorum. Ondan dolayı bunlara para vermek istemiyorum. Tabii eğer param daha çok olsun, biraz daha rahat hareket edeyim istiyorsanız bu seçenekleri de alabilirsiniz parayla. Antrenörlük diploması bende şu an altın gözüküyor. İlk başta yok olarak geliyor bu. Ama ben 2 sezon Gençler Birliği kariyeri yaptım. Bunda da biraz başarı elde ettiğim için bana altın olarak vermiş diplomayı. İtibar ilk başta bu ünlü uluslararası olarak geldi bende, seçiliydi yani, seçebiliyoruz onu. Ama mobil versiyonu Futbol Manager'ın biraz bana kolay geliyor. Kolay geldiği için de daha da kolay olmasın diye biraz daha zorlaştırmaya çalışıyorum. Ondan dolayı ünlü yerine normali seçtim ben. Onayla diyelim. Bir de geri alalım. Burada antrenörlük tarzı var. Genel, savunma, hücum, kondisyon, kalecilik, genç. Eğer bunlardan birisinde kendinizi güçlü hissediyorsanız bunlardan birisini seçebilirsiniz. Ben ortaya karışık olsun diye geneli seçtim. Onayla diyelim. Şimdi lig seçmemiz gerekiyor. 4 lig seçilebiliyor. Benim tercihlerim küçük ligler oluyor. Mesela nasıl diyeyim? Ben Türkiye Ligi'ni, Hollanda Ligi'ni, Belçika Ligi'ni, bir de Almanya Ligi'ni seçiyorum. Tabi burada toplam kaç lig var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 lig var. 21 ligden sadece 4 lig seçebiliyoruz. Bu biraz dezavantaj. Ama şimdi ben küçük kulüpleri seçmemdeki neden, küçük ligleri seçmemdeki neden, küçük liglerdeki oyuncuları almak daha kolay. Onların piyasa değerleri, liglerinin marka değeri yüksek olmadığı için piyasa değerleri daha düşük ve daha ucuz fiyatları alıp geliştirebiliyoruz. Futbol menajerde zevk almak isteyen birisi de bence böyle yapmalı. Çünkü Anadolu kulübü aldınız ya da Süper Lig'den bir kulüp aldınız. İngiltere Ligi'nden olsun, Fransa Ligi'nden, İtalya Ligi'nden bir oyuncu almanız çok zor. Evet tamam, peki ben Fransa Ligi'ndeki, İngiltere Ligi'ndeki oyunculara ulaşamayacak mıyım diyorsanız da ulaşıyorsunuz yine. Yani
İngiltere Ligi'nde mesela Manchester'da Pogba var. Ya da Manchester'ın ilk 11 oyuncuları bunu seçmeseniz bile ya da Manchester Kulübü İngiltere Ligi'ni seçmeseniz bile çıkıyor. Fransa Ligi'nden Paris Saint-Germain'in Mbappe'si falan bunların hepsi yine çıkıyor. Ama eğer siz büyük ligleri seçip Hollanda, Belçika Ligi'ni falan seçmezseniz buradaki oyuncular popüler olmadığı için çıkmayacak karşınıza. Her neyse ben bu 4 ligi seçiyorum. Bu 4 ligin de alt liglerini de seçmek istiyorum. Çünkü zaten kısıtlı lig seçebiliyoruz. Bunların alt ligini de seçelim ki biraz daha fazla oyuncumuz olsun. Onayla diyelim. Aslında ben daha önceden bir video çektim. Kısa tutmaya çalıştım ama 1 saat sürdü video. Yani böyle açıklama yaparken, oyunda vakit geçirirken zamanı nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Ben de böyle elimden geldiğince daha da kısa bir video çekmeye çalıştım. Bu bayağı bir deneme yaptım bunun hakkında. Yaklaşık 15-20 hatta daha fazla başlıyorum böyle kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ondan dolayı inşallah bu videoyu tamamlayabilirim yani öyle diyeyim. Hemen Alanyaspor'u seçeyim. Zaten kariyerde ilerleme yapmayacağım. Ondan dolayı hemen Alanyaspor'u seçeyim. Çünkü ilerleme falan yaparsam video gittikçe uzuyor ve belki izleyemezsiniz. Vaktiniz olmaz. Yani elimden geldiğince kısa sürede daha çok bilgi vermeye çalışıyorum. Farklı videolarda çekeceğim. Allah izin verirse yani mesela Galatasaray kadrosunu inceleme, Fener'in, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in milli takımı inceleme böyle videolar da çekmek istiyorum ama ilk başta şu bir genel bakış inceleme videosunu tamamlayabilsem çok güzel olacak. Burada da beklememiz gerekiyor. Şimdi direkt takımı seçmiş bir şekilde şey yaparsam oyuna girişteki şeyler hakkında bilgi veremeyeceğim için hani buralarda biraz bekleyeceğiz mecbur. Çok da süresi kalmadı herhalde. İnşallah birazdan biter bu. Hadi be. Yani farklı videolarda çekebilirim. Mesela meydan okuma modunda bir kariyer yapabilirim. Ya da yeni kulüp nasıl yaratabiliriz? Onun videosunu çekebilirim. Yani şu genel bakış videosunu, inceleme videosunu bir halledebilseydik. Sonra getirebilseydik. Evet, Alanyaspor yönetimi menajerlik için Çelebi ile anlaştı. Burada genel her zaman olan mesajlar var. Neymiş bu? Menajer olarak Kadir Çelebi getirildi. Heyetin görevlerini yeniden düzenleyecek Kadir Çelebi. Sezona zor bir başlangıç yapıyor. Neymiş zor başlangıç? Gençler Birliği deplasman, Gaziantep iç saha, Rizespor deplasman. Ne diyor? Papisi ve bir kişi daha önlerindeki mücadeleleri dört gözle bekliyor. Her neyse sonraki diyelim. Teknik heyet sizi karşılıyor. Rapora bak diyelim burada neymiş. İki antrenörümüz var. Bir gözlemcimiz var. Bir fizyoterapistimiz var. Bunları personel arama yerinden yeni personeller edinebiliriz. Yozgatlı takım raporunu derledi. Yozgatlı. Hoş geldin demek için Alanyaspor Kulübü'nün as takım kadrosuna dair bir rapor derledi. Böyle bir rapor geliyor karşımıza. Takımın olumlu ve olumsuz düşünceleri. Oyuncuların morali iyi. Birçok önemli pozisyonda harika bir derinliğe sahibiz. Olumlu düşünceler 2 tane, olumsuz düşünceler daha fazla kulüp adına. Sadakatsiz oyunculara sahibiz. Ligdeki en yaşlı kadrolardan birine sahibiz. Takım biraz daha hızlanabilir. Tabii hızlanabilir derken yaşlı oyuncular oldu mu hızı da düşüyor takımın otomatikmen. Kadroyu genişletmek için kısıtlı bir transfer bütçemiz var. Toplam maaş bütçemiz üstünde harcama yapıyoruz. Antrenman tesislerinde gerekli standartların altında. Altyapı tesisleri de standartların altında. Yani Alanyaspor kulübünü yönetmek isterseniz biraz zorlanacaksınız ama bence kulübü yönetmenin zorluğu daha çok haz veriyor. Bu şeyleri atlattıktan sonra bu olumlu düşünceleri daha da yükseğe çıkarttıktan sonra daha çok bir başarı hazzı yakalanabiliyor. Ondan dolayı Alanyaspor denenebilir yani. Çünkü hani büyük takımını aldıktan sonra gerçek bir futbol menajer oyuncusu bence büyük takımlarla çok kariyer yapmaz. Yani sevdiği kulüp varsa tabii Galatasaray, Fener, Beşiktaş gibi kulüpleri yani kendi tuttuğu takımları yapabilir ama ben mesela Galatasaray'la bir kariyer yaptım. Yarım sezon falan oynadım. Oradan bir kulüp oyuncuları falan baktım nasıl özellikleri falan diye. Sonradan Gençler Birliği kariyeri yaptım. Çünkü Gençler Birliği kariyeri daha zor ve daha çok haz veriyor bu bana. Daha çok zevk alıyorum zor olduğu için. Anadolu kulübünü aldığım için. Öyle yani. Alanyaspor
denenebilecek bir kulüp. Süper Lig'den bir kulüp almak istiyorsanız 4 büyükler, 5 büyükler harici. Buradan başka neye bakabiliriz? Seçenekler, ayarlar. Buradan ayardan dil Türkçe. Başlangıçta bir de bu para birimi Türk lirası oluyor. Bunu ben avro yaptım. Çünkü futbol dünyasında euro olarak para birimi kullanıyor genel olarak. Maaş biçimi de haftalık oluyor. Ben de onu yıllık yaptım. Otomatik kayıt işaretli. Sesler. Ses kapalıydı, açtım ama sadece mesela ben buradan avroya basıyorum ya, burada tık diye ses geliyor. Başka bir şey yok. Oyundaki mesela ben daha önceki serilerde oynadığımda mesela şeyler gol oldu mu düdük sesi falan geliyordu. Bunda öyle bir ses gelmiyor. Ondan dolayı sesi açmadım yani. Özellik değişikliklerini göster. Maç sonra antrenmanı göster gibi böyle de bir seçenekler var. Başka ne varmış burada? As takım. Burada. A2 takımı gelmiş herhalde yeni bir özellik olarak. FM 2020'de A2 takımları vardı ama bunların ligi yoktu. Şimdi ligleri de olmuş yani. Alanyaspor A2 takımı. A2 ligi de gelmiş oyuna. Başka fikstür var burada. Abi geri dedim mi, niye tamamen çıkıyor bu, ben anlamadım ya. Takım raporu, bakmıştık buna zaten. Abi her seferinde çıkmak zorunda kalıyoruz. Böyle de bir şey yok ya. Mali durum diyelim. Maaş bütçesi 13 milyon euro yıllık. Transfer bütçemiz 276 bin. Çok düşük. Yani birkaç oyuncu falan satmanız lazım. Ya da oyun, mevcut kadroyla biraz başarı yakalayıp. Başarı yakalayınca bütçeniz artıyor. Ya da oyuncu satacaksınız transfer yapmak istiyorsanız. Biraz öyle. Abi buradan bir de bütçeyi ayarlayabiliyoruz. Hani transfer bütçesinden kısıp maaş bütçesini arttırabiliyoruz ya da maaş bütçesinden kısıp transfer bütçesini arttırabiliyoruz. Yani ben bunu nasıl kullanıyorum? Mesela bonservisle oyuncu alamayacağım ama sözleşmesi elinde olan oyuncuları almak istiyorum. Bazen maaş bütçem yetmiyor. O zaman transfer bütçesinden kısıyorum böyle. Bunu sıfıra getiriyorum. Maaş bütçem artıyor. Böylece serbest oyunculara daha fazla maaş teklif edebiliyorum. Ondan sonra başka menajer diyelim. Burada menajer seçenekleri. Burada işte baş antrenör Kadir Çelebi, altyapı sorumlusu Kadir Çelebi. İstersen bunu ben altyapı sorumluluğuna Mehmet Yozgatlı'yı falan getirebiliyorum. Ondan sonra bir dakika menajere girelim yine. Yönetim güveni şu an orta seviyede. Yani durumunuza göre, yönetiminize göre düşecek ya da yükselecek bunlar. Başka menajer profili. Burada başlangıç olarak bütün özelliklerim 10 olarak belirtilmiş. Kupa müzesi. Kupası falan yok Alanyaspor'un. Eğer kariyer yaparsanız belki Alanyaspor'a ilk kupasını kazandırabilirsiniz. Buradan yönetimden talepte bulunabiliyoruz. Transfer bütçesi yükselt. Kadroyu baştan kurmak için ek süre iste. Antrenman tesislerini geliştir. İstifa edebiliyoruz. Maaş bütçesini yükseltmesini isteyebiliyoruz. Yani burada bir sürü seçenek var. Tabii ben kariyer yapmak isterdim. Biraz daha size göstermek isterdim de video çok uzuyor. Ondan dolayı izlenebilirliği de biraz düşüyor. İnşallah kariyer yaparım ama bu videoda değil. Son olarak başka ne yapabiliriz abi? İşte buradan oyuncu arama. Oyuncu aramada buradan özelleştirden seçiyoruz. Uyruk, ülke, bölge, yaş, değer ve bunları kısıtlayabiliyoruz. Mesela transfer neymiş? Transfer durumundan kiralık listesindeki oyunculara bakıyoruz. Buradan Ozan Kabak kiralıkmış. Bir deneyelim bakalım, kiralayabiliyor muyuz? Abi bence bunu kiralayamamamız lazım gerçekçi olması için. Ama bakalım. Kiralayamıyoruz, evet. Bu bence güzel bir şey. Çünkü abi sen şimdi Alanyaspor'uz. Ozan Kabak Schalke'ye daha yeni gitmiş. Bu oyuncuyu kiralayamamamız gerekiyor bence. Yani değeri çok yüksek olan oyuncuları kiralayamamız gerekiyor. Mesela şimdi Alanyalı vardır, bana küfür etmesin. Öyle demek istemiyorum. Yani ligimizin kalitesi belli. Çok kaliteli oyuncuları kiralayamamamız lazım bizim. Yani kiralayamamamız lazım. Her neyse abi.
Başka? Bir dakika, transfer şeyinden çıktık. Özelleştir diyoruz işte. Buradan direkt kapatabiliyoruz. Sözleşme durumu sona ermiş. Sona ermesine. Sona ermiş oyuncularla sözleşme teklifinde bulunabiliyoruz. Sona ermesine yazan, bunu seçersek de mesela kulüple 6 ay sözleşmesi kalan bir oyuncu vardır. Onu sözleşmesi bitene kadar anlaşıyoruz. Sözleşmesi bittiğinde de takıma katılıyor. Hani buradan ben çok serbest oyuncu alıyorum. Bonservis ödemek istemiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Buradan pozisyonunu, aradığınız oyuncunun pozisyonunu seçebilirsiniz. Özelliklerden de özellik hava topu mesela 15 olan bir oyuncu istiyoruz. Orta yapması 15 olan bir oyuncu. Hızı 15 olan bir oyuncu. Tabii bunlar bize maliyet. 15 ile 20 arasında olan bir oyuncu. Yani mesela buradan düşürebiliyoruz. Mesela orta yapması biraz düşük olsun. Olmasa da olur o. Arama diyelim abi. Al. Bize Mick Van Buren çıktı karşımıza. 26 yaşında 425 bin değeri var. Çek liginde. Bak, Çek ligini seçmedik ama Çek liginden de yine kaliteli olan bazı oyuncular oyunda yer alıyor yani. Ama yani Çek ligindeki bütün oyuncular yer almıyor. Mesela şimdi buradan ben Slavia Prag'ı seçebiliyor muyum? Bir dakika. Slavia Prag'ı seçtik. Bak, Slavia Prag'dan sadece bu oyuncu var. Diğer oyuncular şey yani, transfer edemiyoruz. Gerçek oyuncuları değil. Yani bak, bu oyuncu transfer edilebilir. Teklif yapalım bir. Fiyat sor diyelim şuradan. 1.6 milyon istiyor bizden. Sonraki satıştan da %5 pay istiyor. Yani oyuncu falan sattıktan sonra bunu alabiliriz. Yani Süper Lig için bir sağ kanat oyuncusu olarak hava topu 15, hız 15. Top kapma düşük. Ama yani forvet olduğu için, hem forvet hem sağ kanat oynuyor. Forvet olduğu için bunlar çok önemli değil. Her neyse, videoyu burada sonlandırayım. İnşallah Galatasaray kariyer incelemesi, oyuncu incelemesi, Fener, Beşiktaş, Trabzon, milli takım. Bu takımların incelemelerini yapacağım inşallah, ama bu videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz.